Selam. Hızlı bir video açılışı yapmak istedim çünkü çok vaktim yok ve hemen Miller'i hastaneye götüreceğiz. Size ufak bir şey söylemek istiyorum. Tam tamına 30 bin olduk burada. YouTube ailemiz 30 bin kişiye ulaştı ve çok mutluyum bu yüzden. Yani buraya başlarken bu kadar yani belki size henüz küçük bir şeymiş gibi geliyor olabilir ama gerçekten benim için çok büyük bir şey. Ve gerçekten ben buradaki herkese tek tek değer verdiğim için de böyle dev bir ailemiz oldu. Yani böyle sürekli YouTube ailem olarak sizi hep farklı tuttuğum için de çok heyecanlandım böyle. Şu an sanki hepiniz beni izliyormuşsunuz gibi geliyor. Böyle bir garip oldu. Yani 30 bin demek benim için çok büyük bir şey demek. Ve sizinle birlikte burada bana verdiğiniz değer, benim size verdiğim değer. Hepinize ayrı ayrı çok değer veriyorum. İyi ki benim yanındasınız. İyi ki benimlesiniz. Ay böyle çok mutluyum gerçekten. O yüzden umarım saçmalamamışımdır pek fazla. Ama şunu bilmenizi istiyorum gerçekten hepinize. Kaç binlere ulaşırsak ulaşalım hepinize burada yine ilk günkü gibi, bugünkü gibi hep çok değer vereceğim. Çünkü siz benim için çok çok değerlisiniz. Şimdi hemen konuya geleyim. Dediğim gibi Miller'i hastaneye götüreceğiz. 13. ay kontrolü. Bakalım 2 ayda neler olmuş bunları öğreneceğim ve size de aktarmaya çalışacağım. Bahsedeceğim size de. Milan'ın 1 yaşından sonra uyku da biraz bir problem ve iştah kesilmesi oldu. Bunlardan da bahsedeceğim doktorumuza. Bir uykuya düşürdüm. Bunu 11. ve 12. ay videomda da bahsetmiştim. Biraz daha bir tık daha iyi gidiyor ama gece kalkmaları vesaire hala devam ediyor. Buradaki annelerin çoğu gece beslenmesini kesmen gerekiyor vesaire diye bana söylediler. Ben de aslında biliyorum gece beslenmesinin kesilmesi gerektiğini ama hem bebek için verimli bir uyku geçirmesi adına hem de gece boyunca uyanmaması adına. Fakat doktorumuz yani gece beslenmesini devam et. Çünkü zaten gündüz de pek bir şey yemediği için gece beslensin en azından demişti. Bakalım 2 ay önceki düşünceleriyle şimdiki düşünceleri aynı mı? Hala öyle mi diyecek? Sizinle paylaşacağım. Öyleyse görüşürüz bir yerlerde. Biz hastaneye geldik ama Mila yolda biraz uyudu. Aslında uyku saatiydi. Fakat uyku saatinden önce uyandı. Yandım. Doktora gelince çok ağlıyor. Bakalım ne yapacak. Uykudan yeni uyanmış bir Mila. İlginç şekilde insanlara sızıyor, bakıyor. Anneciğim günaydın. Günaydın kızım. Günaydın demek ister misin? Uyandın mı anneciğim? Günaydın prensesim. Günaydın aşkım. Evet. Nereye gelmişsin? Hatırladın mı hastaneye? Hatırladın mı nehir milasın için başında almış? Baba, kapat. Sana gülüyorlar mı anneciğim insanlar? Çünkü çok tatlı olduğun için sana bakıp gülümsüyorlar. Ya. Hala bekliyoruz. Ya da gelen geçeni sızıyor bakıyor böyle insanlar. İnsanlara bakıyorsun değil mi? En azından biraz kendine geldi. Az önce bayağı bir uyku sayısı duydu. Herkese gülüyor. Bir şeyler söylüyor. Laf atıyor. Hele ki bebeklere. Çok laf atıyor. Böyle ondan küçük bebeklere daha çok. Heyecanlanıyor küçük bebek görünce. Değil mi anneciğim? Bu videoları bilince hepsini izlersin Mila. Dersin ki ne kadar küçükmüşüm. Bakın yine gördü. Hareketlere bakıyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Bebekler var. Bebekler var değil mi? Evet, bir sürü bebekler varmış. Biz böyle nereye gelmişiz Mila? Ne güzel, bir sürü bebekler var burada. Dişlerini gösteriyorsun sen bebeklere. Benim dişlerim mi var diyorsun bebeklere? Onların da çıkacak dişleri. Küçük bebekken de sonradan çıkacak. Az önce böyle Mila'dan tahmini bir 3-4 ay büyüktü bir bebek gördük. Aynı Mila gibiydi saçları. Sarı sarıydı ve Mila'nın böyle biraz daha uzun saçlı hali. Çok tatlı duruyor. Biz de sabırsızlanıyoruz Mila'nın saçlarının uzunması için değil mi?
Evet, gel yap. Gel yap hadi, gel yap. Gel yap hadi anneciğim bebeğe. Başka? Bebek sesi duydun mu sen de? Hiç görmediğiniz kadar mina dişi görüyorsunuz şu anda. Bak bebek bebek. Bak bebek bebek. Gördün mü bebek? Annen çok gördün mü küçücük? Sen de o kadar miniktin mina. Her ne kadar inanamazsam da o kadar minik olduğunu. Bebek. Gitti. Bay bay yap. Bay bay yap bebek. Bay bay yap anne. Bay. Benim kızımla konuşacakmış. Evet, doktor randevumuzdan çıktık, evimize geldik. Şimdi doktorumuz bize neler söyledi, bunlardan bahsedeceğiz size. Mina'nın 13. ay kontrolüydü bu. Tabii seninle konuşabiliriz. Mina her zamanki gibi doktordan korktu ve ağladı. Bayağı bir ağladı. Ve aşısı varmış bu ay, ben unutmuşum onu. 13. ayda menenjitin son dozunu olduk. Bizimki 3 dozdu. İlki tam olarak hatırlamıyorum ama 7... İlki 4. ayda ya da 5. ayda, 2. dozunu 7. ayında, 3. dozunu da 13. ayında vuruldu. Menenjit aşısı da böylelikle bitmiş oldu. Ama tabii 2 doz olanı da var diye biliyorum ben. Ve size çıkmadan önce söylemiştim, soracağım gece beslenmesini keselim mi vesaire diye. Artık kesmemizi istedi bizim de doktorumuz. Yalnızca gecede bir defa besleyebilirsin dedi. Onun dışında işte yatmadan önce muhallebisini verirsin dedi. Öyle uyutursun. Gecede kalktığında tekrardan uykuya döndür. Anne sütü vermeden döndür dedi. Bakalım, büyük ihtimalle zorlu bir süreç bizi bekliyor. Gece beslenmesini kesen annelerin yardımına ihtiyacım var. Yorumlara bırakabilirsiniz nasıl bıraktınız, nasıl oldu vesaire diye. Bir de bir şey daha söyleyecektim önemli olarak. Bu arada gelişim vesaire çok iyi gidiyormuş, çok şükür ki. 2 ayda 800 gram civarı bir şey almış. Çok iyi dedi doktorumuz. Boyu da güzel bir şekilde uzamış. 2 ay sonra tekrardan kontrole gideceğiz. 15. ayında gideceğiz. Çok önemli bir şey daha söyleyecektim. Yani bu şekildeydi 13. ay doktor kontrolümüzde. Belki bir şeyi unuttum ama yine o aklıma gelirse zaten yine size bahsederim. Kızartma yaptık ve ocağın berbat halini size göstermek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Böyle ocağı ovmak size de böyle terapi gibi gelmiyor mu ya? Ben bayılıyorum böyle ovmaya. Hani böyle temizlendikten sonra çok güzel oluyor. Bir de bir şey soracağım arkadaşlar. Ben ocağı temizlerken şey kullanıyorum. Yağ çözücü, bir de bulaşık deterjanı çok az sıkıyorum. Sizin ne gibi yöntemleriniz var? Çünkü biliyorsunuz ki siyahta çok fazla, siyah kullananlar varsa çok fazla leke kalıyor. Ve lekelerle baş etmek de biraz zor oluyor açıkçası. Bununla ilgili bana aşağıya yorum bırakır mısınız? Siz nasıl temizliyorsunuz, nasıl tertemiz oluyor? Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi ben burayı biraz ovayım. Ovduktan sonra temiz halini size göstereceğim. Bu videodan sonra herkes ocaklarını ovmaya, hani ocak ovmaya davet ediyorum kızlar sizi. Oh valla. Siz de rahatlayın, oh oh mis. Hatta benim kablomu kemiriyordu. Arkadaşlar Mila'nın, bakın, ağlaması anneciğim, gözyaşın kalmış. Oh, gözyaşın kalmış. Mila'nın ağlamasıyla ovma işlemim yarıda kaldı maalesef ki. Şimdi bir de sakinleştirip ondan sonra hemen temizleyeceğim ocağımı. Ay ben galiba sizinle temizlik videosu çekmeyi özledim. Çok büyük ihtimalle özledim ama Mila ile birlikte zaten çok fazla zorlanıyorum temizlik vesaire yaparken de. Bir de işin içine video eklenirse çok daha fazla zorlanırım diye düşünüyorum. Nereye gidelim, ne yapalım? Ne yapmak istersin mesela? Ne yapmak istersin mesela? Oyun oynamak istersin. Hep benimle oynamak istiyor.
Bu arada benim size önemli demiştim ya, söyleyeceğim bir şey var ama unuttum diye. Azı dişleri geliyormuş bir an. Sonradan aklıma geldi. Azı dişler herkes korkunç, hiç normal dişe benzemiyor vesaire diyor. Ama bu huzursuzlukların sebebi de azı dişler olabilir. Ben bir yaş sendromuna bağlamıştım ama olayı sanırım bir yaş sendromu değil, yani azı dişler bence. Öyle mi sence de anneciğim? Bence azı dişlerden dolayı kaynaklanıyor ya. Çünkü azı dişler geliyor, hadi bakalım dedi doktorumuz. Ben orada tabii derin bir nefes aldım. Anneciğim. Tam da azı dişler gelirken gece beslenmesini de keseceğiz inşallah, bakalım. Çok ağlama tamam mı anneciğim? Hemen uykuya geri dön lütfen. Şimdi Miray'la biraz oyun oynayayım ben. Annelere vurulmaz. Lütfen bir daha tekrarlama anneciğim. Cici, anne cici, anne cici, anne cici. Ne diyecektim? Hemen ben hızlıca ocağımı temizleyeyim. Ondan sonra geleyim Miray'la birlikte burada oyun oynayalım. Tekrardan sizinle görüşürüz. Hatta ne aklıma geldi? Size göstermek istediğim bir şey var. Daha önceki videolarda göstermiştim bunu tamamlayacağım diye. Şimdi size onu gösterelim Miray'la birlikte. Bu çok tatlı bir şey ya. Ya evlat çok tatlı bir şey. Böyle bir şey. Böyle çok tatlı bir şey. Çok zor ama çok tatlı bir şey. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. En tatlısından, en ballısından nasip etsin. Bakın arkadaşlar, tamamladım. Mira ilk doğduğu gün. Bir aylık, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ayı. Yani 1 yaşında. Böyle. Bunu size göstermiştim daha önce. Çerçeveyi daha önce de söylemiştim ama izlemeyenler olabilir. Çok sevdiğimiz bir ablamız aldı. Eşimin iş arkadaşı. Çok güzel bir hediye gerçekten. Buradan tekrar çok teşekkür ediyorum izliyorsa. Hoppala 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 hoppala. Ama şu ay ay olan stickerları aldığım yere bırakırım size de aşağıya. Böyle güzel oldu yani. Siz de buna benzer bir çerçeve alabilirsiniz. Bu arada çerçeve Paşa Bahçe. Onu da söyleyeyim. Belki vardır hala. Evet, geldik oyun alanımıza, oyun oynuyoruz. 3, 4, 5. Mila'nın bu ayki oyuncağını da göstereyim size. Biliyorsunuz ki her ay Mila'ya bir tane oyuncak alıyorum. Ya da en fazla iki tanedir. Ama çok nadir olur iki tane aldığım zamanlar. Bu ayki oyuncağım bu. Böyle ben YouTube'a video atarken falan aşırı derecede laptop'a merakı var. 6-36 ay arasında... Anneciğim müsaade eder misin Mila? 6-36 ay arasında kullanıyorsunuz bunun oyuncaklarını arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten benim bile oturup oynayasım geliyor onlarla. Baya eğlenceli ve baya bir oy alıyor çocuklarınıza. Emoji zamanı. Bugün şöyle biraz göstereceğim. Mila'cığım bugün kendini nasıl hissettiğini bana buradan gösterir misin? Seçer misin? Ve şu an farklı işlerle uğraşıyor. Mail at, sana bir mesaj attım. Mail at, sen de bana bir mesaj. Şöyle oyuncakları var. A, B, C işte alfabe söylüyor. Sonra 1, 2, 3 sayıları söylüyor. Buradan böyle. Buradaki şekilleri söylüyor. Bayağı keyifli oynuyoruz. Bu ayki oyuncağı da bu Mila'nın. Ve böyle artık anlıyor arkadaşlar yeni oyuncak aldığımda. Bir de ben şey yapıyorum zaten. Mesela işte tüm oyuncaklarını buraya getirmiyorum. Burada ne var? Kumandası, laptopu, işte bir de Legoları var. Şurada Legoların içinde birkaç tane farklı oyuncak olabilir. Şurada kitapları var. Kitap okuyoruz Mila'yla birlikte. Bir de artık aktivite masası ve yürüme arkadaşı var. Zaten yürüme arkadaşı onun her şeyi. Gerçekten hem oyun oynuyor hem de çok güzel bir şekilde onunla sürekli yürümek istiyor. Bu kadar. İşte bunları böyle bir hafta oynadıktan sonra götürüyorum. Mesela şu ikisini götürüyorum, atıyorum. İkisini götürüyorum, iki tane farklı oyuncak getiriyorum. Ya da bir tane farklı oyuncak getiriyorum. Böylelikle az ve öz oynamış oluyor. Ve onları görmediği için de zaten unutuyor. Yeni oyuncakmış gibi olup seviniyor. 1, 2, 3, 4, 5,
saplar gözüme çarpıyor sırada bir tane tutuyor. Bunu biraz kapatalım mı? Bu biraz burada dinlensin, ne dersin? Bu kitapları ben Mila'ya kaç aylıkken aldım ya. İlk hatta böyle bunlar A101'e ya da BİM'e gelmişti, tam olarak hatırlamıyorum. Orada böyle bir iki tane almıştık bunlardan. Sonra böyle işte serilerini almaya başladım. Çok Mila gerçekten çok severek bakıyor bunları, inceliyor. Ben ilk baş işte böyle anlatıyorum, okuyorum buradakileri. Ondan sonra kendisi bakıyorum işte, bazen gidiyor kitabın yanına ve bakıyor şeylere. Mesela kedi ve fili var. Onları mutfağa alıyorum arkadaşlar. Onlarla daha çok çünkü vakit geçiriyor. Çünkü ilk kitapları. Bayağı bir oyalanıyor böyle, bakıyor falan işte, kedi nerede dediğimde işte kedi falan diyor. Böyle hayvanları anlatıyor bunlar. Ve bayağı iyi gerçekten. 0-3 yaşmış zaten. Yani bebeğinize ben hep söylüyorum, bunu doğduğu andan itibaren kitap okuyun. Hani o anlamıyor gibi düşünüyorsunuz ama gerçekten anlıyor. Nasıl anne karnında sizi duyuyor, anlıyor. Ama doğduğundan itibaren de okumaya çalışın. Belki kitap okumayı sevmiyor olabilirsiniz. Yani olabilir insanlık hali. Sevmiyorsanız da böyle minik minik hikayeler olabilir. Bakın bunlar böyle çok minik hikayeler. Ya da hiç sevmiyorsanız gününü anlatın bebeğinize. Yani o gün nasıl geçtiyse. Yani sürekli olarak bir konuşma halinde olun arkadaşlar. Yani sürekli olarak konuşun bebeğinizle. Bu kitapları da böyle aslında sıfır, yani dediğim gibi okumayı çok sevmiyorsanız, yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa bunu bile okuyabilirsiniz. Yani her akşam uyutmadan önce böyle bir tanesini, zaten hemen bitecektir. Böyle okuyabilirsiniz, bakın buraya. Nasıl inceliyor. Onun dışında da 4. ayından sonra ilgisini çekiyor bu kitaplar. Mila, hatta bulursam video ben size eklerim. Bulabilecek miyim emin değilim ama bulursam eklerim ya. Öyle. Aylıkken yani başladı bu kitapları bakmaya. İşte ben okuyordum falan, ilgisini çekiyordu. Zaten bunlar şimdi diyecek ki neler yırtıyor benim çocuğum. Bakın bu bayağı bir kalın ve yırtması imkansız gibi bir şey. Sadece yiyebilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Böyle parlak bir malzemesi var zaten ve kalın kitaplar bayağı bir. Mila şu kenarlarını yemiyor desem yalan olur. Şu kenarlarını yiyebiliyor. Siz yine böyle gözetim altında dikkat edersiniz elinde falan. Ama zaten çocuklar çok fazla taklit de ettiği için size bakacaklardır. Böyle işte. Sizin yaptığınızı yapacaklardır. Bir de Legolar çok eğitici oluyor gerçekten. Hadi gel Lego oynayalım biraz, ne dersin? Kitaplarımızı şöyle koyalım. Şimdi bizim oyun alanımızda böyle Lego oynuyoruz. Sonra böyle laptopta bir şeyler yapıyoruz. İnternette geziyoruz kızımla. Daha çok böyle Lego oynuyoruz. Bir de topu nereden diyeceğim? Top kesin koltuk altına falan kaçmıştır yine. Bir de topu var. Toplarını çok seviyor. Bu kareleri de çok severek oynuyor. Bunlar adam adım setinden çıkmıştı. Hep oynuyor bakın. Ben böyle diziyorum. Adı atmaya bayılıyor. Attı. Hadi dize üstüne koy. Hadi koysa ben mi koyayım, tamam. Koydum. Ben de atacaksın. Ama anneciğim daha fazla var. Nerede? Bakın bu Mila'nın arkadaşı. Mila'nın Talya diye arkadaşı var ya. Aslında Mila bunu ona benzetiyor ama Talya daha böyle açık tenli. Ne yapıyorsun anneciğim? Anneciğim bebeğin arabası nerede? Nerede bıraktın bebeğin arabasını Mila? Nerede? Ay bebeğin arabası yok. Bir de arabası var onun. Arabasına bindiriyoruz bebeği. Biz gezdiriyoruz değil mi? Bu da Lego'nun içerisinden çıktı arkadaşlar. Evet ben, nerede bebeğin arabası, kim bilir, kesin mutfağa götürdüm gezdirirken. Bebeği. Evet. Nerede ki acaba arabası? Ha, orada oynasın. Hadi buraya koy hadi bebeği. Otursun hadi oraya bebek. Orada oturmasın mı? Orada mı otursun? Tamam orada otursun. Çok konuştum sanırım ama bir şey daha eklemek istiyorum size. Çocuklar her şeyi ama her şeyi oyun oynayarak öğreniyor arkadaşlar. Elinizden geldiğince
Bırakın bir müddet kendinizden ödün verin. Bırakın bir müddet kendi zamanınızdan ödün verin. Çocuğunuzla olabildiğince oyun oynamaya çalışın. Böyle mesela ben evde temizlik yaparken bile onu oyun haline getiriyorum. Bunları yapabilirsiniz. Hani böyle daha çok işte oyun alanımız var burada. Oturma odasında oyun alanı. İşte buraya gelip oyun oynuyoruz birlikte. Vakit geçiriyoruz, zaman geçiriyoruz. Bu Mila'ya da çok iyi geliyor. Bana da çok iyi geliyor. Ve eminim ki size de çok iyi gelecektir. Bebeğinize de çok iyi gelecektir. Bir de her şeyi oyunla öğrendikleri için böyle birlikte annesiyle babasıyla oyun oynamak onlar için çok keyifli ve çok eğitici olacaktır. Evet, gidiyorsun. Burada ne varmış? Bununla oynayalım mı biraz da? Hadi oynayalım biraz da onunla. Bebeğini bırakmaya bak. Çok severim. Elma. Biraz su içmek ister misin? Burnum nerede? Bay bay Mila. Yaşasın. Başardım. Bebeğin nereye kaçıyorsun? Arabasını mı bulmaya gidiyorsun yoksa bebeğin? Gidiyor musun arabasını bulmaya anneciğim? Hadi gel yanıma gel gel. Hadi gel bebeğim yanıma. Hadi gel karanlık orası gel. Evet arkadaşlar, biz bu videoyu artık burada kapatalım. Mila'ya muhallebisini yapıp muhallebisini yedirip daha sonra da yavaş yavaş uyku moduna geçireceğim. Umarım bugün beni zorlamaz uyurken, çünkü bugün iki tane uyku yaptı. Normalde bir yapıyor. Bir tane yarımşar saatlik uyku yaptı ama ikincisi geç oldu yani. Dördü geçiyordu sanırım eve geldik. Yani eve geldikten sonra sanırım dördü geçiyordu uyuttum. Çünkü çok artık böyle bayılacaktı uykusuzlukta. Çok ağladı. Aşı falan oldu ya. Üzü birazcık annesi. Çok ağladın. Ay aşı işte şey bırakacağım böyle. Aşı yapmalar için bırakacağım oraya. Bana bir sarıldı. Nasıl? Şunu böyle çekiyor falan bırakmıyor. Çok üzüldü beni. Düştük. Hadi kapatalım, videoyu vereceğim sana. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Umarım keyifle izlemişsinizdir bizi. Öpücükler yolluyoruz. Hadi öpücük yolla. Öpücük yollayıp bay bay yapalım. Hadi öpücük yollayıp bay bay yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.